Hakikaten harbi yiyorsun. Harbi Evet, bugün Karaköy'deyiz. Yine her zaman olduğu gibi harbi harbi yiyeceğiz. Peki nelerden yiyeceğiz? Gelin bakalım hep beraber yiyelim. Evliya Çelebi 17. yüzyılda 70 adet simit fırını tarihi kayıtlara düşmüş. Bunlardan biri de Karaköy'deki Galata simitçisi. Haydi gelin kahvaltıya simitle başlayalım. Abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bu kaçıncı atım, ilk atım mı simitlerin? Bu sabahtan beri 3 posta. 3. Daha kaç atacaksın? Günde kaç atıyorsun? Daha 2 posta daha atacağım. Günde 5 posta simit atıyorum. 5 posta simit. Ne? Kaçar tane mesela çıkıyor böyle? Yani tam belli olmuyor. 150, 200, 300. Siparişlere yani. Göre değil. Yani evet. Bir anda. Peki evet, Ümit evet. Abi sana bir şey soracağım. Şimdi bu Evliya Çelebi 17. yüzyılda 70 tane İstanbul simit fırını kaydetmiş. Bir tanesi de sizsiniz. Doğrudur. Şimdi 17. yüzyıldan bu zamana nasıl bir tarih var? Yani biraz bize bahsetsene buranın tarihinden, geçmişinden. Ben sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 17. yüzyılda yaşamadım ama ben 51 yılı geçiyor bu sene. Aha. Yarım yüzyıl oluyor da. Yani yarım yüzyılı geçiyorum çünkü 12 yaşında başladım. Ben ilkokulu bitirdiğim baba mesleğimiz bizim simitçilik. Babanızın ismi neydi? Babamın ismi Halil. Halil Özdemir. O yapıyordu burada. O değil, o simit satıyordu. Daha doğrusu simit satıyordu. Simit satarak başladı işe. Ben de o zamanlar o işi yapıyordum ama daha sonra neticede fırıncı oldum. Şuna sıcak çıktım ben bir tanesini böyle... Evet, yiyin afiyet olsun. Evet, bakın lezzetine, tadına bakın. Vallahi evet, of elim yandı. Benim elim yandı, dur sen de al. Eyvallah, buyurun. Lezzet testi yapın tutum arkadaşlar. Çıtır çıtır simit. Çıkardığım ürünlerime güveniyorum ben her zaman. Tabii tabii. Anlatıyordun sonra Mehmet abi. Baban satıyordu sonra. Sonra ben işte okuldan okulu bitirdim, geldim ilkokulu. Ondan sonra ben babama yardımcı olmaya başladım. Peki ne değişti mesela sence? Ne fırın değişti? Aynı fırın. Fırın aynı fırın odun değil. Odun ateşi değil mi? Odun ateşi. Mi? Odun ateşi de bundan önce biz Boğazkesen'deydik. Öyle mi? İlk yıllarda tabii. Burası 40 yıl oldu. Ondan öncesi Boğazkesen'deki fırındaydık. Şimdi bir başkası çalışıyor. Aktavlardan birisi çalışıyor. Ama o da tabii doğalgaza geçti. Ama biz yıllardan beri odun ateşiyle devam ediyoruz. Yani şimdi bir görüyorum buradan geliyor hazırlanıyor yukarıda. Evet. Ondan sonra gelen burada siz tekrar açıyoruz, düzeltiyoruz. Ondan sonra sürekten pişiriyoruz tabii. Yani emek olmadan simit ekmek olmuyor değil yok, mi? Yok, emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Gençler zannediyor ki böyle her şey hızlıca olacak. Yok, onlar şimdi parmak iş... Parmak ağzına düşecek. Herkes şimdi işin basitine kaçıyor. Onun için olmuyor. Olmuyor değil mi? Yani yaptığın işi severek yapacaksınız. Onun bu için böyle... Sen de emek vereceksiniz, çıkaracaksınız. Eyvallah Mehmet abi. Mehmet abi teşekkür ediyoruz sana. Rica ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Güle güle. Ben simit aldım biliyorum. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ara sıra uğrayın. Tamam. Çeşit çeşit çorbanın yapıldığı bir yere götürüm şimdi sizi. Karaköy Çorba Evi.
kış aylarında ısınmak için birebir. Keşke her mahallede bu tip çorba lokantaları olsa. Bey, selamlar. Merhabalar. Şimdi abi bize bir Karaköy çorba evi nasıl kurulur ve açılır anlatır mısın? Yani nasıl oldu bu iş? Ben de olsa çorbamı içeyim. Bu iş ben 20 yıllık aşçıyım zaten. Mesleğe aşçı yardımcılığıyla başladım. Aşçılık yaptıktan sonra buraya 2011'de yemek üzerine burayı açtım. Önce 8 çeşit başladın. Aynen. Sonra 20 çeşit. Sonra 21 çeşit yerim o kadar. Yer biraz daha büyük olsa bunu 30'da falan çıkardım. O kadar yani. Yer yani o kadar. Kaç yapacaksın? Yani. 40-50 çeşit çıkar mı yani? Çıkar. Peki abi bu çorba çeşitleme ve bu çeşitleme ile beraber bunu satma. Bu çok İstanbul'da çok yaygın bir şey değil aslında. Yapanlar oldu daha öncesinde ama çok başarılı olamadılar. Ama fakat ben bunu Anadolu'da Erzurum'da gördüm. Erzurum'da çorbacılar sokağı var hatta. Ve orada hakikaten bu kadar çok çeşit çorbanın satıldığı yerler var. Sadece çorba, yanında da nevalesini veriyor işte. Yeşilliğini, biberini falan böyle. Sen onu yiyorsun, doyuyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun ondan sonra. Ve fiyat da uygun. Ne diyeceksin bununla ilgili? Yani oradan bir örnek alma var mı? Şimdi yoksa... Erzurum zaten benim memleketim. Ben çorba işine girdikten sonra Erzurum'da o kadar çeşit çorba olduğunu öğrendim. Yani çorbaya başladıktan sonra nerede hangi çorbacı var, ne yapıyor, nasıldır diye o zaman öğrendim. Araştırma yaptıktan sonra. Senin memleketin de zaten Erzurum'muş. Memlekede... Tam denkken şu zaman yani. Aynen. Birkaç sefer gittim, bir türlü şey yapamadık. Bu yazın gittiğimde çorbacılara gittim. Evet. Gezdim, baktım. Ama benim konseptte şu anda bir yer yok gibi. Şöyle, bizde sadece çorba. Yani çorba içmek isteyen geliyor buraya. Çorba, su ve ekmek. Yani başka bir şey yok. Çorba. Evet. Peki kaç çorban çeşit çorbada şöyle kroton ekmek var. Krotonlar var. Aynen. Fırınlanmış ekmekler var. Fırınlanmış ekmek. Hatta aynen. Atalım içine şöyle biraz. Tabii ki buyurun. Şimdi benim önümde mesela bal kabağı çorbası var. Bu mesela hakikaten çok fazla görünen bir çorba değil etrafta. Mesela başka ne çeşitler var? Bu mesela farklı bir çorba. O yüksük mesela o Adana yöresinin. Bu yüksük bu çorbası. Ekşili Hatay yöresi. Etli düğün geneldir ekşili bu. Ekşili Hatay mı? Hatay. Şu? Antep yöresi. Bu etli düğün. Bunun yöresi zaten hemen hemen her yerde yapılıyor. Değişik şeylerde de olsa. Ekşili de bakayım. Ekşili vegan. Öyle mi? Bal kabağı vegan. Ne var bunun içinde abi ekşinin içinde mesela? Onda patlıcan var, mercimek var, nohut var. Nar ekşili o. Patlıcan, mercimek, nohut, nar ekşili. Aynen. Bakalım. O yüzden ekşili diyorsun zaten. Nar ekşili yani. Çok ağır bir ekşi değil. Limonu sıkarak ekşiltebilirler yani. Çok lezzetli. Ya bunu içmelisiniz arkadaşlar. Çok güzel, çok farklı olmuş. Aynen. Ben Hatay'da bu çorbayı görmedim yalnız. Çok enteresan. Yani ya öyle denk gelmedi. Diyorlar. Genelde Hatay'da tepsi gibi falan. Ya bunu genelde çoğu yerde yapmazlar zaten. Ha, evet. Ha, bu şimdi bir de hani çölyak hastalarının bu gluten muhabbeti var ya. Evet. Onda da un yok bunda. Evet. Bal kabağında yok, bir de kara lahanamız var. O neydi abi? O etli düğün. Etli düğün çorbası. Evet. Dana etinden o, havuç rendesiyle yoğurtlu, terbiyeli. Valla çorbada uzmanlaşmışsın. İşimiz bu. İşim bu komşu. Peki Yusuf, bundan memnun musun abi? Yani demek istediğim şey şu, ilk başta dedin ya, ben başka yemekler de yaptım, bir sürü şey sundum. Şimdi burada sadece çorba indirgedim bu işi ama çorba çeşitledim. Çorba derinleşmeye başladım. Aynen. Yani bundan memnun musun bu yaptığın şeyden? Memnunum. İyi mi oldu yoksa öbür türlü mü? Çok iyi oldu. Hem de gayet iyi oldu. Hem bir marka olduk şu anda İstanbul'da. Yani diğer şehirlerde Ankara, İzmir'de müşterilerim var. Yani çorba denince akla geliyorsun. Kesinlikle. Peki mesela buraya gelip şey deneyen oluyor mu Yusuf? Mesela hani az şundan, üst üste deneyen var. Farklı. 4 tane 5 tane deneyen var. Mesela biz az aldık. Ondan aynı sonra... böyle azar evet, azar deniyor. Aynı. Deniyorsun ondan sonra deniyor. Hepsinin tadına bakıyorsun. Tadına bakıyorsun. Peki fiyatlardan bahsedelim. Yani ortalama nasıl mesela? Fiyatlar 8 ile 16 arası. Değişiyor. Yani şurada bir hafta önce biraz zam yaptık. Evet. Yayla çorbası 8 lira diyelim. Aynen. En düşük ayak paça 16 lira. Ayak paça 16. Sakatat deyip geçmeyeceksin yani. Nasıl pahalandı mı o da öyle yani. Aynen. Bayağı pahalandı. Yusuf teşekkür ederiz. Abi vallahi biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ teşekkürler. Olun. Sağ olun. Esnaf olmak, esnaf lokantası olmak, ev yemekleri yapmak. Mutfakta gerçek bir anne olması şart. Mutfak dili ev yemekleri, el lezzeti ne demek bize net bir şekilde gösterecek. Gelin bakalım.
Sezer abi selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sezer abi, Perşembe Pazarı'nda Karaköy'de 22 yıllık değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, 22 yıllık 18. Bir geleneksel ve tarihi ev yemekleri lokantası aslında. Evet. Biraz tarihinden önce mesela bahsetsen bize. Yani burası nasıl açıldı, nasıl yaptınız? Bunu bir duyalım, sonra yemekleri konuşalım. Açıkçası belki anne tarafından, aileden bir aşçılıkla ilgili bir geçmiş var ama esas aynı mekanı, bu mekanı babam 86 yılında Rumman işi yaparken o zaman tutmuştu. Daha sonra o sektörde yaşanan çalkantılar vesaire derken 98 yılında biz 3 kişi, annem, babam, ben ilk önce bu alanın yarısını büfe haline getirerek bir işe soyunduk. Şimdi siz her gün yeni yemekler üretiyorsunuz ve menü her gün yenileniyor. Evet. Bu yemeklerin işte bir rotasyonu illaki vardır yani kendi içerisinde. Ama neticede her hafta farklı yemekler çıkıyor. Evet, her gün değişiyor. 6-7 çeşit. Yani içeride patron da biraz o zaman keyfinin de iyi olması lazım ki yani ona göre yemekler çıkacak. Kesinlikle iyi olması lazım. Yanlış da o bir şey sinirliyse o gün, o gün Allah korusun yani. İş değişebilir yani. Değişir. O yüzden çok iyi davranmamız lazım. Abi annenin en sevdiğin peki yemeği ne diye sorayım ben sana. Mesela burada da çıkartıyor mu onu yoksa kendine mi saklıyor, evde mi yiyorsunuz mesela? Ya ben tabii biraz da gençken çok fazla, bir tanesi de şudur. Ona demeyelim o zaman. Bu neydi şu an bakayım? O salçalı köfte. Evet, püresi burada biraz farklıdır bizim yaptığımız püre. Yani çok fazla şey vardı ama ben yaklaşık 10 senedir spor sardığım için yemekten hani mesleki bile olsa tüketim açısından ben uzaklaştım. Çok işlevsel yemekler tüketiyorum. O yüzden onun yaptığı çok fazla şeyi yemiyorum yani. Bu sadece benim kişisel tercihim ama işte tatlı yaptığı zaman hiç şansım yok. Abi bayağı da gelen giden olmuş. Bütün duvarlar böyle resimle. Burada gelen turistler de var, misafirleriniz vardı. Bayağı bir şimdi işi var. Normalde kahvaltı vermiyoruz. Burada görülen turistler kahvaltı. Önceden operatörler veya işte rehberler telefon açıyorlar. Böyle böyle bir kahvaltı personel pak sayısı söylüyor. Ona göre biz bir gün önce hazırlık yapıyoruz. Yoksa esnafa böyle bir şey yaptığımız yok. Cumartesi pazarımız yok. Hı-hı. Sadece haftada 5 gün öğlen servis veriyoruz. Hafta içi çalışıyorsun sadece. Evet. Cumartesi pazar tatilde. Evet. Çok bir yandan da güzel tabii yani. Yani. En azından 2 günde kendinize zaman ayırabiliyorsunuz yani. Ne kadar kalıyorsa tabii. Öyle mi diyorsun abi? O da çoğunlukla alışverişte başka şeyle geçtik. Şimdi burada abi köfteden bahsettik. Evet. Çorbayı konuştuk. Bu neydi şu an? Tavuk haşlama. Tavuk haşlama. Ama onun işte gelenekselden farklı. Kemiksiz et. Evet. Yani kemikli tabii kullanılmasındaki nedenler başka. Hani kemiğin de sonuçta oraya bir katlı aroma var, besin değeri var vesaire. Ama aynı şeyi kemiksiz etle de yapmak mümkün. Yani çok zor bir şey değil. Gerçekten. Afiyet olsun. Bir de son olarak mesela bu tatlı çok böyle benim gördüğüm bir şey de değil. Buna da bakalım. Bir de buna da bakalım. Sonra iki tatlımız var. Bu bülbül konağı. Bülbül konağı. Onu cevizli de yapıyorduk. Bugün fındıklı çıktı. Bu fındıklı mı çıktı bugün? Evet. Bunun tadına bakayım mı? Diğeri de meyveli sütlaç. Fiyatlar ne arada geziyor peki abi? Yani nasıl şeyiniz? Çünkü her gün farklı şeyler çıkıyor. Ya ortalama sebze yemekleri 10 ile 14 lira arası. Et yemekleri 22-28 arası. Tavuk yani yemekleri 12-16 arası. Yani çok ekstra bir şeyimiz yok. Yani bölgede zaten alternatifimiz de yok. Bir iki tane, yani bu kadar sene içinde çok yer zaten açtı kapadı biz buradayken. Bir iki tane de şu anda bölgenin ilerleyişine göre yapılmış yatırımlar var. Ama onlarda da rakamlar değişebiliyor. Yani. Yalnız şunu yani yemeniz lazım arkadaşlar. Özellikle öğretmenim. Bunu ben sana sonra abi vereyim. Son olarak şuna da bakalım. Bu da meyveli sütlaç. Evet. Peki abi böyle her gün mesela ne bileyim belirli günlerde çok özel yemekleriniz var. Mesela şu gün şu çıkıyor dediğiniz bir şey var mı? Fixler var mı yani? Fixler var. Hı-hı. Bir de onun dışında dönemsel olarak da işte yılbaşı biz Ermeni asıllıyız. Bizim kendi bayramlarımızda da böyle talep de geliyor. Ama normal hafta içinde mesela cuma günleri Arnavut ciğeri çıkar. Bu yıllardır değişmez. X cuma Arnavut ciğeri var. Böyle sabit. Onun müdahalemi vardır mesela. Vardır. Ve bizdeki olay şu. Orada gördüğünüz 6-7 çeşit yemek. Ortalama 14-15 böyle porsiyonlarda çıkar ve biter. Ertesi güne bir şey kalmaz. Limitli olduğu için de müşteriler de yıllardır bunu biliyorlar.
bir şekilde çok geçe de kalmaz bizim müşteriler. Yani saat 3'te giren çok az insan vardır. Evet, zaten o yemek de bilir ki ertesi gün o yeni bir yemek. Evet. Abi teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben teşekkür çok ederim. Çok memnun oldum tekrardan. Görüşmek üzere, sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun. Tantuni deyince İstanbul'da benim aklıma ilk bir lokanta geliyor. Üstüne tanımam. İstanbul'un ilk tantunisi dersek de doğru olur. 5-6 kevran tantuniye buyurun. Böyle elimde böyle direkt başladım abi. Sen nasıl başlayacaksın abi diyordun ya. Bak abi, direkt tantuniyle başladım. Limonu sık hemen başlayalım. Sıkayım, soğutmayalım. Evet evet. Buna limon sıkılır değil mi Çağatay? Tabii. Tantuni zaten en büyük özelliği limon sıkılıp yenen güzel bir yemek. Sen bu arada bize biraz bahset Çağatay. Yani buranın tarihinden işte 5-6 kirvem tantuni ismi nereden geliyor? Uzun da bir isminiz var ama evet. Ben net söyleyebilirim ki benim İstanbul'daki en sevdiğim tantunicilerden bir tanesiniz. Karaköy geldiğim zaman da burada yiyorum. Ben böyle deyince de insanlar şey yorumlara bırakıyorlar bazen YouTube'da videolar şey için altına falan. Diyorlar ki mesela abi işte nereden her yerde yiyorsun falan. Kaç gün önce buradayım sen söyle. Abi 3-4 gün önce buradayım. 3 gün önce burada. Daha öncesi zaten bizim seninle tanışmalarımız sene 2007'den 2008'den başlıyor. O zamanla böyle gidip geliyorsun Allah razı olsun. Bizim dükkanımızın hikayesi de sene 1987'de babam memleketten İstanbul'a geliyor. Ondan sonra Karaköy'e geliyor ilk durağa. Karaköy'de belli bir süre geçiriyor. Ondan sonra işçilik yapıyor bu çevrede. Ondan sonra seyyar tezgah olarak başlıyoruz bu işe. 87'nin ortalama 6. aylarında. Babam başlıyor bu işe. Tabii bu iş yürüyor sürekli. Çevre oluyor. Müşterilerimiz bizi o zaman tanıyor. Artık dükkana geçme zamanı oluyor. Sene tabii 89'un son zamanları. Biz 90 diyoruz. 1990'da babam burayı açıyor. O zaman İstanbul'daki ilk tantunici... Evet, ilk tantunici seyyar, biziz. Evet, açan tabii tantunici. Seyyar'dan dükkanlaşan zaten ilk tantunici biziz. Hı. İstanbul'da. Peki şey Çağatay, sizin memleket, yani tantuni Mersin özdeşleşti evet. Ya. Memleketiniz sizin ne? Gaziantep. Antep'siniz. Evet. Tamam, lezzeti anlayan tabii, bir şehirden. Şimdi bir Antep yorumu da kattık biraz da içine. Hani bir mesela, Antepli olarak. Etimiz mesela, daha bir lezzetli falan mesela. Yani mesela en basit örneği bizim Antep'te mesela her yapılan yemeğe yanında soğan koyulacaksa evet. Eğer soğan her zaman taze doğranır. Bizim evet. De sistemimiz o mesela. Soğan her dürüm başına soğan doğrarız. Hemen önceden soğanı bekletip öldürüp kullanmıyoruz. Her zaman soğanımız canlı, diri. Yani her yediğin zaman o soğan lezzetini ufaktan alman malzemenin için. Malzemenin tazeliğinden veriyoruz. Etimizde özel etimiz var. Bu kasapların tabiriyle yumurta dediğimiz bu but kısmında her hayvanda ortalama süt uzasında çıkan ortalama 8 kilo ile 5 kilo ile 8 kilo arası çıkıyor. Bu but kısmının en yumuşak yeri de iç taraftadır. Ekstra olarak buna da kattığımız bonfile kullanıyoruz. Bunlar kendi işçiliğimizde özellikle içinde siniri yağ ayıklanıyor. Ondan sonra ince ince sanki bir ameliyathanede nasıl bir işlem yapıyorsam böyle ince ince her şey ayıklanıp doğruyoruz. Kendi her şeyimiz kendimiz yapıyoruz. Sizin mesela turplarınız da mesela değişik. Böyle beyaz turp kullanmıyorsunuz. Bu neydi bu turp? Bu turbun ismi hurabiye. Ne? Hurabiye. Hurabiye. Aynen. Aha. Bu her zaman her yerde görebileceğim bir turp değil. Evet, ama bu özel bir Osmaniye'den getirdim. Acı da değil. Böyle tık tık gidiyor. Çok acı. Hani acı yok. Acı yok evet. Yani normal biraz maymuş biraz daha tadı şey, var. Onun biraz mesela ona biraz limon sıkıp mesela aynen, şöyle yapayım hatta adam. Aynen. Ona biraz limon sık. Hafiften de böyle tuzladım mı? Tuzla. Pul ver mi koyuyorsun? Tabii. Pul ver. 10 numara oluyor. Nasıl? Kıtır kıtır. Çok lezzetli.
Ekstra olarak mesela bir de şey veriyoruz. Antep'ten kendimize kurduğumuz biberimiz var. Peki Şahat, bize biraz da şundan bahsetsene. Yani somonumuz var. Evet. Ben gelince dürüm seviyorum. Ya ben çok böyle ekmeği yüklenmek istemiyorum. Bundan iki tane, üç tane yiyorum. Biliyorum böyle güzel güzel gidiyor lavaşta. Lavaşınız çok güzel bu arada. Bunu bahsetsene, bu size özel bir şey. Bunun ismi ne? Bu kirmem spesiye. Bunu kendim tarafından şey yaptım, geliştirdim. Tantuni, yoğurtlu tantuni, bildiğimiz standart tantuninin üzerinde şundan kendi bir yorumumuz var. Biraz beytiği de andırıyor yani. Evet. Üzerine yoğurdu ve sarımlı şekli, kesilmiş şekli falan ya böyle. İncecik dilimliyoruz. Ama içinde tantuni şey tabii, tantuni var. Komple tantuni. Hı. İçinde bir dürüm içerisinde ne gerekiyorsa hepsi o var. Bunda ekstra olarak işte yoğurt var. Özel bir yoğurdumuz var. Baharatlarımız var. Bir de bu da kızarttın mı burada? Turplar hafif yağlı kızarılıyor. Yağlı kızarmış. Aynen. Hafif yağlı kızarılıp ondan sonra üzerine koyuluyor. Ekstra olarak işte toz, biber, sumak, baharatımızın karışımı var. Bir de aşk ve sevgisi çok bunu. Bayağı bir emek vermiyorsun yani. Bayağı severek yapmıyorsun. Ben çok beğendim. Uğraştım. Eline sağlık. Daha iyisini nasıl yapayım? Bu çok doyurucu ama. Sen bunu bir tane böyle bir porsiyon yesem bundan 3 tane yiyemem ha. Net söyleyeyim yani. Hemen hemen ebatları, hemen hemen ebatları aynı aslında. Biraz daha göze hitap ettiği için ilk önce göz doyuyor. Evet, doğru. Peki son olarak fiyatlarından bahsedelim. Mesela lavaş, somonun fiyatı aynı mı? 15 lira. 15. Evet. Şimdi şeyde, yarım ekmeğimiz de aynı şekilde 15 lira. Yoğurtluğumuz 25 lira porsiyonu. Onun dışında zaten ne var ne? Aynen, onlar ücretsiz. Şimdi babanlar falan aşağıda iş yapıyor kardeşiyle beraber. Sen de bir sohbet ediyorsun. Aynen. Valla başarınızı devam ediyor. Ne diyeyim? Görüşmek üzere. Sağ ol Çağatay'cığım. Sağ ol. Görüşmek üzere. Babadan oğula bir kebap serüveni. İstanbul'da Gaziantep mutfağının en iyi ve en eski temsilcilerinden biri. Haydi biraz da lahmacun yiyip beyran içelim. Mustafa'cığım selam. Selam. Mustafa, şimdi siz Antep mutfağının ve kebaplarının ve lahmacunun diyeyim ondan sonra Türkiye'deki önemli temsilcilerinden bir tanesiniz. Ve Karaköy'de yıllardır buradasınız benim bildiğim. Buraya geldiğimiz zaman da ben lahmacun çiğ köftenizi her zaman yiyip böyle yoluma devam ederim. Şimdi önümde beyran da var. Sana şöyle sorayım, öyle konuya gelelim. Sen Antep mutfağında öyle ya da bu yemeklerin en çok hangisini seviyorsun? Balcan kebabını seviyorum ben. Yani. Balcan kebabını seviyorsunuz. Siz ona balcan mı diyorsunuz? Balcan diyoruz. Balcan kebabı diyorsunuz değil mi orada? Peki Mustafa, anlatsana biraz köşkler onun tarihinden bahset. Yani kaç yılında kuruldu, kim kurdu, nasıl oldu? Köşkler onu bundan 35 sene önce rahmetli babam kurdu. Üst katta depomuz var. Ama orası sadece paket servis üzerineydi. Orası biraz ilerledikten sonra burayı açtı. Ondan sonra biraz daha genişince yan taraftaki tatlı şubesini açtı. Ha, şu yan taraftaki, evet. Sonra burayı kaç senesinde konuşuyordunuz? Burası 2000'de. 2000'de. Evet. 2000 yıldan beri burada aslında Antep mutfağının temsilcisisiniz. Doğru. Sen o zaman bu işi devraldın. Ben yaşın kaç mutfağın? 19 yaşındayım. 19 yaşındasınız. Vallahi tebrik ediyorum seni. Peki nasıl başladın? Yani babandan sonra biraz zor oldu mu? Nasıl oldu? Yani bu işi nasıl tuttun? Sen çünkü ocağın başında seni gördüm bir anlamda. Daha önceden alışıktım. Yani bir sene boyunca her gün hiç izin yapmadan çalışıyordum. Kaç yaşından beri geliyorsun? 9-10 yaşından beri geliyorum ama o zaman sadece hafta sonları geliyordum. Babam rahmet edince her gün gelmeye zorunda kaldım.
Peki sen okuyor muydun? Üniversite okuyordum, bıraktım gençliğimi. Üniversite okuyordum, bıraktım. Baban vefat edince iş maalesef sana kaldı sorumluluk. Nasıl gidiyor peki o zamandan beri? İyi gidiyor, aynı hizada devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Büyük de bir işletme, iyi sorumluluk. 19 yaşında, vallahi helal olsun. Ama siz, abi Anteplilerde şu özellik var. Yani doğuştan kebapçısınız ya. Sen ocağın başına tabii çok küçükten beri geçtin, arkaları halletmiş durumdasın. İşletme belki biraz ağırlığınca sana gelir ama onu sen hallediyorum. Hallediyorsun değil mi? Tebrik ediyorum seni. Peki biraz fiyatlarından bahsedelim mi? Mesela yani lahmacun mesela burada, bu Antep lahmacunu. Bu Antep lahmacun. Nedir Antep lahmacun? Antep lahmacun sarımsaklı bir lahmacun. Evet. Boyu da normal lahmacuna göre biraz uzun. Hatta bak burada sarımsak taneyle görünebiliyor yani. Sarımsak bol, her şey bol, evet. Kıyması bol. Evet. 17 lira. 17 lira mı istiyorsun? Evet. Ben şundan şöyle biraz alayım mı? Burada mesela patlıcan mevsiminde içinde bunun patlıcan da veriyor musunuz? Sörme veriyoruz. Sörme oluyor değil mi? Şu an tabii tam zaman değil. Belki ondan yapmadım böyle. Bakayım. Aa, çok güzel lahmacun. Peki başka ne lahmacunuz var? Bunun bir büyüğü daha vardı. Bir büyüğü başpınar var. O da sarımsaklı. Onun da bol kıyma. O bayağı büyük çaba değil mi? Kocaman yani. Üç kişi yer oluyor. İki lahmacun boyunda. Yani alın battaniyenin üstüne serler. O kadar büyük yani. Ben onu gördüm. O da 22 lira. O da 22 lira. Peki mesela patlıcan kebabımız burada. Patlıcan kebabı 50 lira. 200 gram et var içinde. Çok güzel. Beyran? Beyran 25 lira. Rüzgardan etinden yapılıyor. Beyran her saat var mı? Her saat var. Antep'te sabah genelde tercih ediliyor ya mesela. Aynen, sabah daha çok pişiriyor Beyran. Yani 10'da gelen biri burada Beyran'ı içebilir. Yani sabah 8'e gelen de Beyran içebilir. İçebiliyor mu? Ha, süper. Aynen. Tamam. Yani kahvaltısını burada Beyran olarak almak isteyen gelsin Beyran'ı içsin. Beyran da çok lezzetli olmuş hakikaten. Yani İstanbul ve Türkiye'de gerçekten bu işin doğru temsilcilerinden bir tanesiniz. Bir de son olarak çiğ köfteden bahsedelim istersen. O da etli bir çiğ köfte. Etli bir çiğ köfte. Etli çiğ köfte de her yer yapmaz. Etli daha güzel oluyor abi ya. Bundan da bakın tadına ağzına bir yandan da. Bunun nasıl, ne kadar porsiyonu? Bunun porsiyonu 22 lira. 22 lira. Şuna bir limon şey yapayım. Bunu yönetmenime vereyim. Çiğ köfte yesin şöyle. Buyur. Al canım. Sana bugün bir şey vermedim çok. Bunu da kendime yapayım. Şöyle. Sana da yapayım bir tane. Yap abi. Bastır sana. Bir yapma. Bir yap. Şöyle. Şöyle bokçu yaptım sana. Afiyet olsun. Mustafa, çok teşekkür ediyorum sana. Daha ben teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ve seni tebrik ediyorum gerçekten. Umarım istediğin gibi olur her şey. Mustafa'cığım teşekkür ederiz. Buradan görüşmek üzere. Sevgiler. Karaköy'e gelip de bir balık ekmekçiye uğramazsak olmaz. Önceleri Karaköy'de balık ekmekçiydi. Şimdi özel sosu, lavaşı ve renkli kişiliğiyle balık yürümcü Super Mario Eminus da oldu. Buyurun bakalım. Emin abi bunu bana mı yaptın? Keşke öyle bir şey olsaydı. Ben kim? Hadi ben yiyeceğim nerede? Abi yemek için önce sipariş vermen lazım. Bir tane ben dürüm istiyorum. Aynısından, bu soslusundan istiyorum. Emin abi. Bizde aynı. Zaten değişen bir şey yok. Tamam. Bir tane bana atıver. Şöyle soslu bir tane yiyeyim. Emin abi sana Süper Mario diyorlar. Niye öyle diyorlar? Vallahi ben de tam olarak bilmiyorum ama yabancılar öyle söyledi. Yabancılar öyle söyledi? Evet. Sonra isim öyle kaldı işte. Evet. Peki bir şey soracağım Semih abi. Sen ne zaman başladın? Ben hatırlıyorum. Sen şurada küçük bir yine böyle bir tezgahın vardı. Evet. O zaman bu balıkçıların olduğu yerde, açıkta aynen, bir yerdeydin. Sonra ne yaptın? Sonra işte burayı açtık. Aha.
burada devam ediyoruz. Kaç sene oldu burası şimdi? Burası yaklaşık 3 sene falan oldu. 3 sene oldu? Evet. Anladım. Peki nasıl gidiyor işler, iyi mi? Hamdolsun. Çok. Senin balığının bir farkı var. Ekmek arası yapmıyorsun sen. Yok. Sadece dürüm olarak yapıyorsun. Sadece dürüm yapıyorum. Bir de bunu bir özel bir sosluyorsun. Değil mi? Yapıyorum. Biz anlatsana bize ondan. Yani ne yapıyorsun? Senin balıkla nasıl, ne farklı? Benim balıklar ne farklı? Önce en güzel balığı seçerim. Tamam. En yani yağlanmış güzel balık seçerim. Kendime göre soslarım var işte, yeşilliğim var. Mesela ne sosun var farklı? Onu söylemem. Yok canım, şu mesela bir değişik sosun var mesela. Var. Böyle. Onu var. Mesela aynen o Hataylıların soslu dürümleri gibi. Hı-hı. Sen bunu bir sosluyorsun, tabii, rengini değiştiriyorsun. Tabii ki. Sonra bir de salatanda da farklı. Ya hepsi bir bütün oluyor. Ayrı ayrı lezzetleri var hepsinin. Hepsi birleşince daha çok değişik. Farklı bir balık farklı ortaya çıkıyor. Yani. Mesela binler ekşim falan ama var. Ama bir sos var. O hiç kimsede yok. Ha. Hiç kimsede. Sos mu, toz mu? Sos da değil, toz da değil. Aha. O başka bir şey. O yani kimsede yok. Dünyada... Bu da seni farklı yapıyor yani, değil mi? Var. Yani dünyada yok derken bazı kişilerde var. Sevgi sosu. Ha. Ya bu sevgi çok önemli bir şey değil mi yemek? Tabii ki önemli. İşini severek yaparsan güzel olur. Ama baştan salma yaparsan hiçbir şeyin altını getirsen bile bakır olur. Doğru diyorsun. Kaç sene oldu şimdi senin bina toplamda? Toplamda yaklaşık vallahi bayağı var. Hesaplayamadım ama. Bir... Bak çörek otu da döküyorsun. Bu yoktu evet. Daha önceden. Bunu yapmıyordum mesela. Görüyormuştum. Bak şimdi, çok güzel olmuş şimdi. Şimdi bak. İşte bütün fark burada zaten. Biz arayışlar içindeyiz. Zaman zaman her şeyi deneriz. Hangisi daha uyumlu olur, hangisi güzel olur. Hangisi insanı rahatsız etmeden ağız tadına uygun böyle bir lezzet olur. Onu arıyoruz. Hangisi güzelse, uygunsa onu kullanıyoruz. İleride başka bir şey de kullanabilirim. Çünkü arıyorum, arayış içinde. Arayış içindeyiz. Yani bir şey olduğu yerde... Mükemmelliğin sonu yok. Bir şey olduğu yerinde bırakmamak lazım. Anladım. Onun daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. En son yere gelene kadar. Arıyoruz işte. Bakalım. Peki en sonu gelecek mi dersin? Yok, daha yok. Yani diyeceğim bir yer olacak onu, mı? Onu bilemeyiz. Belki bundan daha lezzetli bir şey yaparız. Vallahi bakalım. Belki başka ürün kullanırız. Yani başka ürün derken. Ha. Mesela bu ekmeği değil de kepek ekmeğinden yaparız. Belki çardarından yaparız. Belki pombişinden yaparız içini alıp da. Yani arayış içinde olur mu? Yaz poz gibi bu. Anladım. Yaparsın bozarsın, yaparsın bozarsın. En son bir yeri yakaladın mı? Beklersin, oturursun orada. Teşekkür ederiz Emin abi. Ben o zaman alayım ederim. Şunu. Dağılamaz. Piştiyse ondan sonra yağlar odasında evet. Oh, çok lezzetli görünüyor ya. Yok, buradan bir şey gözükmüyor. Ama bir balık... Bu sadece bir görsellik. Hmm. Bir de sunumda yersen o zaman fark lezzetli olup olmadığını görürsün. Memleket nereydi abi? Benim Diyarbakır. Diyarbakır. Evet. Vallahi ellerine sağlık. Afiyet. Hadi bakalım, alayım artık ben. Teşekkür ederim. Ah, sağ olasın. Oh, ısırıyorum. Çok değişik balık durum hakikaten. Çok farklıydı yani. Acayip lezzetli. İçinde bir sürü baharat var. Soğanı var, biberi var. Var da var. Bambaşka bir durum olmuş. Eline sağlık Emin abim. Köyde yılları meydan okuyan bir tek çiğ köfteci var. Yıllardır kendi çiğ köftesini yapar, satar. Emektar çiğ köfteci Hüseyin Usta'ya merhaba diyelim. Ya
bol limonlu. Bol limonlu. Bol limonlu çiğ köfte. Aynen. Nasılsın Hüseyin abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Nasıl gidiyor? Havalar biraz soğudu. Aynen. İşler nasıl? İşler iyi de şükür, ama. Şükür hamdolsun. İşler iyi. Abi anlatsana senin şu tezgahı. Yıllardır Karaköy'desin. Aynen. Aşağı yukarı hep aynı yerdesin. Yok aynı yerde değil misin? Değilim. Ama buradasın, şuradasın. Yani evet, öyle evet, hareket evet, halindesin ama aynen, buradasın. Ya. Bu bölgede aynen, seni görüyoruz aynen, böyle geldiğimiz aynen, zaman. 40 senedir. 40 yıldır buradasın. 40 senedir bu sorumluluk. Sen kaç yaşındasın Hüseyin abi? 65. 65. 20 yaşından beri burada yaşıyorsun. 20 yaşından da öncesi de vardı. Askere gitmeden başlamışım bu işe. Askerden geldim. Niye burada mıydı peki? Yine Beyoğlu, Asmalı Mezit, Şişhane, Perşembe Pazarı, Yanık Kapı böyle geliyorum. Sonunda en son buraya evet, artık. Eski Lale Sineması'nın önü. Evet. Beyoğlu Çiçek Paraşı. Peki çiğ köfte nereden geliyor Hüseyin abi? Yani nereden Urfa, aklına geldi? Ben ustam Urfa'lıydı. Urfa'dan geliyor. Ha Urfalısın. Evet onunla beraber yapıp satıyorduk. O iki bıraktı. O bıraktı. Evet. Sen aldın. Bize devroldu evet. Peki yani ne düşünüyorsun abi? Kaç sene? 40 yılda çiğ köfte yapıyor olmak, burada sokaklarda olmak, insanlarla olmak, Karaköy'de esnaf olmak. Yani ne söyleyeceksin bununla ilgili? Valla inan ki çok mutluyum. Neden mutluyum? İnsanlarla yani hakikaten yıllardır hiç kimseyle bir en ufak bir kırgınlığım yok, programım yok. İşimi de severek yapıyorum daha doğrusu. Sevmezsem zaten bırakıyorum. Tabii yani yoksa yapılmaz İşimi yani. İşimi severek yapıyorum. Her gün kaçta geliyorsun buraya Hüseyin abi? Yani kaç çiğ köfteyi nasıl hazırlıyorsun? İki de falan geliyorum. İki de geliyorsun. İki de. Sabah mı hazırlanıyor çiğ köfte? Sabah 9'da başlıyorum. Başlıyorsunuz. Bir de 1.30'da bir de falan bitiriyorum işte. Onu da sen mi yapıyorsun? Yardım edenin var mı orada? Yok yalnız. Yalnız başıma yaparım onu. Yapıyorsun sonra hazırlıyorsun. Evet. Yeşilliklerinden şey alıp tezgaha geliyorsun aynen, böyle. Aynen burada işte. Vallahi Hüseyin abi ben senin çiğ köfteni çok dolu dolu buluyorum. Acayip yeşillikli, naneli falan filan böyle bayağı doyurucu. Yani hep de böyle vapura giderken uğrarım senden mutlaka aynen, çiğ köfte atarım böyle öyle giderim. Aynen. Senin yani olman, esnaflığın burada olman benim için çok önemli gerçekten. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Biz tadına bakayım şunun. Tamam buyurun. Ya tadına bakarak ben devam edeyim artık. Belki okay, vapura doğru da yürürüm hatta. Peki. Tamam. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. En ses. Hüseyin abi bu işi biliyor. Onu tüm dünya tanıyor. Karaköy'e kadar gelip de ona uğramadan olur mu? Karaköy Güllüoğlu ve Nadir Güllü'nün başarısının sırrı neymiş? Gelin hep beraber öğrenelim. Nadir abi selamlar. Aleyküm selam. Bana önce şunu söylesene, sen neden bu kadar güzel baklava yapıyorsun? Şimdi bir işin Salihciğim, ya aşığı olacaksın ya muhtaç olacaksın. Elin açta kalbin açta olacak. Eğer sen işini önemsersen zaten olmaması mümkün değil. Şimdi bakalım, iyi baklava için evet, balığın gözünden anlarsın ya. Tamam. Şimdi canlı mı değil? Buna neresine bakacağız? Şimdi rengine bakacaksın önce, altın sarısı altın olacak. Sarısı. Ha, sonradan böyle şunu da çevireceksin. Bu da bir pazarlama dersi de vereyim. Hadi. Mikrofon nerede? Şurada mı oğlum? Mikrofon burada. Burada. Şimdi mikrofona yakın bak. Çıtırda alacağız ha. Tut şunu, tut şunu. Tuttum. Gördün mü? Vallahi geldi mi ses? Geldi işte. Niye geldi? Buraya yakın tuttuğun için geldi. Çat diye. Şimdi bu da ben size burada ne konuşuyorum Türk halkına? Yani biz ne iş yaparsan yapın, yaptığın ürünü pazarlayamazsan olmaz. Hadi. Şimdi sesi de duydun. Bu ses ne biliyor musun? 40 kat yufkanın çok ince açıldığını gösteriyor. 40 kat. 40 kat. Tabii bakın tek tek. Ama hangi buğday? Sert buğdaydan yapılmış hamuru çok ince açma. Hmm. Marifet o. Önce göz, kulak, hış dedin mi? Dedi. Koklama güç, kokla. Oh ha, mis gibi. O şu alttaki lezzet damağına gelecek. Beşinci aha, mide. Önce dur bakayım. Şurada bir yudum su iç. Ağzına şöyle çalkalım. Neden bunu yapıyoruz? Şu Türk gençleri bunları iyi bilsinler. Evet. Ketçaplı mayonezli bir şeymişse kimyasal katkılı. En güzel yemeğin tadı bile alamazlar. Önce az çalkalanacak. Tamam. Nefes al. Aldım. Ver nefes. Verdim. Şimdi bak bunu aldım böyle.
kaymayla çaldın mı? O da geldi. Şimdi bunu eğdin mi? Bak şerbet damlamıyor. Tatlıcı. Ben bunu sonsuza kadar bakışabilirim şu an. Şimdi, demesem de olur Nadir abi. O zaman zaten yersen konuşamaz. İstersen bunu ben sana anlatmış olayım. Evet. Demek doğru, ki doğru söylüyorsun. Tatlıcı değil baklavacıyım. Göz kulak hiç dedi koklama güç. Damak 4 mide 5. Ucundan da ısırayım ya. Ya hadi ısır. Orada biraz beklesin arkadaşlar bir şey olmaz. Şurada tut. Şurada tut da hışlasın değil. Ha. Şimdi bak sakın yutma. 5 sefer 6 sefer çiğne çiğne çiğne. Şimdi nefes al. Nefes aldıkça o fıstığın rahiyasıyla geldi. Tereyağın rahiyası gelecek. Niye hepsini yutmuyorsun? Ağzın içinde dönecek. Aynen öyle oldu. Bak gök kat yok diye gördün. Bak şöyle. Beni buradan sonra çekmeseniz uzak. Şimdi bu. Çok iyi şu an. Bu yani. Bir de şu var ya çıtırık bir kadın var. Hani yemeği yemeği diyor ya bir profesör. Karatay mı? Ya neyse karıştırma şimdi. Şimdi her şeyin azı karar. Ortası yarar, çoğu zarar. Doğru. Her şey. Yemeğin yok. Şimdi bakın mis gibi. Şunu çıkarayım bir dakika şuradan. Tamam. Şimdi mis gibi fıstık. Hakiki dağ teri. Evet. Şerbeti pancar. Hakiki dağ tereyağı. Bunun nesi var zarar? Bak burada proteini, karbonhidratı yüksek tatlılar var. Nadir abi çok güzel anlattın. Evet. Hakikaten mesela şunun %90'ı fıstık. Sana evet. Bir şey daha. Bu senin ismini verdiğin. Bu benim ismimi verdiğim şu Nadir Dolama. Bu sene mesela dolama. Fındıklı Karadenizler için yaptık. Evet iyi yaptın. Fıstıklı her geçen gün çok fiyat kaldı diye. Doğru. Biz üretici olarak müşteri isteği doğrultusunda fındıklı Nadir Dolama'yı çıkarttık. %80'i fındık. Son bir önemli bir şey soracağım sana Nadir abi. Şimdi bu baklava hakikaten bize aslında mal olmuş bir şey. Yani Türkiye beyaz mesela beyaz. Evet. Fakat bunu yurt dışına gittiğin zaman özellikle Amerika'ya da başka ülkelere evet. Yunanların çok iyi pazarladığını görüyoruz mesela. Halbuki değil. Yani Yunanların yaptığı baklava bizim kadar kaliteli bir baklava değil. Hayır sahibim. Şimdi baklava... Sen ne düşünüyorsun bu işle? Ya biz bununla yurt dışına nasıl çalışmalar yapıyoruz bu konuda? Şimdi bak baklava Osmanlı Sarayı'ndan çıkmış. Şimdi şu anda Karaköy'de 100 metre ileride saray var. Evet. Sarayda padişah zamanında çıkmış. Padişah fethettikçe vali atıyor. Vali de saraydan harçı götürüyor. Şam fethi, Halep, Bağdat, Kahire, Kudüs, işte bu dediğim Balkanlara gitmiş ve Yunan'da da çok güzel baklava vardı. Manolos'ta, Yanis'ta, Yorgos'ta vardı. Saraydan gitmeler. İşte Şam'da vardı, Halep'te vardı. Benim dedemin de Mekke'ye giderken Halep Şam'da görüp Antep'e getiriyorlar. Antep Halep'in gazasıymış. Yalnız o zaman da Manolos'ta güzel yaparken yeni nesil çocuklar yapmıyor. Biz de öyle. Bizden sonra çocuklar yapması biz de bitiyoruz. Hadi doğru. Bakın burada ne yapıyorum? O zaman bizim başbakan, Yunan başbakanı gidilirken, Dorobakianis var bunun şeyi. Bunun küçük kardeşi şu anda çocukken babası getirirdi. Şu anda Yunan başbakanı. Ha. Bak Yunan başbakanı şu anda bize babası bile çocukken getirdi. Demek ki kim kimden ürünü güzel yapıyorsa ürün onundur. Tamam. Ha. Ama bizim işte pazarlamamız yurt dışında iyi mi? Canım işte şimdi bu yeni yani. Çıktı ya kargo kurye. Bu kargo kule yeni çıktı. Şimdi Allah'a şükür şimdiden sonra artık burada görüyor işte kral evet, bu konuda, jetini gönderip aldırıyor. Bu konuda öncü olman işte ben de onu diyorum yani yurt dışının İngilizce böyle bir sürü yayınlar gitsin artık. Ya sizin, bunu yani. Sizin bu dediğiniz ben çevireceğim bunu İngilizceye. Bu gördüğünüz bu yaptığınız şu çalışmalar kaç yıl evvel vardı? 10 yıl evvel yoktu. Şimdi yeni yeni bu çalışmalar sizler sayesinde. Doğru. Size teşekkür ederim Salih'ciğim. Sizler sayesinde Türkiye'miz dünyayı daha iyi tanıtılıyor. Şu anda biz 100 ülkede haber olduk. Sizin gibi haberciler gelip yaptılar. Onun için konuşan değil, konuşan kişi olayım. Ama önce ürünü güzel yapacaksın. Ürünü güzel yapacaksın. Sonra güzel güzel... O parmağın ucundan geliyor. O parmağın ucundan. Parmakla biçeceğiz. Parmağın ucundan al. Dur bekle, bekle. Aşağıda bir kaymak. Çocuğun kaç taneydi? Bir. Şimdi iki olur hadi. Hadi teşekkür ederiz Nadir abi sağ ol. İki formunu da verdi. Neden ama neden? bu hakiki protein ya. Yakında Salih'ciğim düşük yapanlar tüp bebekler arttı. Niye? Gıdalardan arttı. Yakında kaliteli gıdalar gittikçe azalıyor. Onun için işini bizim güzel yapan, başta Antep İstanbul olmak üzere çok güzel meslektaşlarım var. İnşallah sizler sayesinde o meslektaşlarımla güzel yaparsak bu meslekler ölmez. Yoksa gıdacılık her geçen gün aşağı doğru gidiyor. Evet Nadir evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Verdiğin güzel bilgiler için. Bakın biz de Salih'ciğim. Umarım daha uzun yıllar böyle anlatırsın bunları da bir sürü insan öğrenir, feyiz alır senden aynı zamanda. Ama şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Söyle mesela abi. Doğal olacak malzeme. Bizde gazlı içecek Karaköy'de satılmaz. Onun için şubem yok. Gazlı içecek satılmaz. Su bereket dediği para alınmaz. Çay demlemedir, evet, limonata el yapımıdır, Osmanlı şerbeti vardır. Neden? Ben doğal olmayan bir şey Karaköy'de satmıyorum. Onun için şubu açmıyorum. Enine değil dikine büyüyor. Çok güzel abi. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Türk mutfak kültürünün parçasına verdiğin değerden sağ olasın. Görüşürüz. Sağ ol.
onca tatlıyı geçtim, burma kadayıfı seçtim. Karaköy'de köşkeroğlu demek benim için aynı zamanda kaymaklı burma kadayıf demek. Buyurun bakalım. Yücel abi selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Yücel abi, sende kahvaltılıklar da çok. Yani kol böreği, su böreği görüyorum burada. Evet. Fakat biz buranın tatlısının, daha doğrusu ilk başta burma kadayıfı ve katmerinin düşkünüyüz yani. Bize biraz Köşkeroğlu'ndan istersen bahsederek başlayalım. Köşkeroğlu kadayıfla Antep'te başlar. Hı hı. Sonra... Kadayıf usta yani. Burma kadayıfı. Burma kadayıfı. Zaten evet. Yıldızı yani, bu. Yıldızı bu. Evet, burma kadayıf. Burma kadayıf. Sonra İstanbul'a gelmişler, İstanbul'da başlamışlar. Dara sokakta ve kebap üzerine başlamışlar. Küçük dükkan orası mı oluyor? Küçük oluyordu? Dükkan tatlıyı ilk İstanbul'da orada başlıyor. Orada başlıyor ha. Ondan sonra Mertel, Karaköy burası, Topçular, Yeni Bosna devam ediyor. Ama Karaköy'de şu an Antep mutfağının ve lezzetlerin tek temsilcisi diye ben Köşkeroğlu, evet. Köşkeroğlu. Aynen öyle. Peki Antep'ten kaç senesinde gelmişler? Bilgin var mı onunla ilgili? Antep'ten 80'lerde ne gelmişler? 80'lerde geliyorlar buraya. Kuruluşu 1900 ama 46'da Antep'te yazılıyor. Babaları Antep'te 46'da başladı. Evet. Sen ne zaman başladın burada işe? Ben 10 yıl oldu buraya başladım. 10 yıldır buradasın. Evet. Sen Antep'li misin? Yok, Amasya'dım. Amasya'dım. Evet. Peki abi biraz bunlardan, lezzetlerden bahsedelim. Yani şimdi burada burma kadayıf buranın yıldızı. Birincisi katmer İstanbul'da en iyisi. En iyisi. En iyisi. Hakikaten öyle ve genelde zaten şeyde, yorumlarda da böyle. Yani buraya geldiğimiz zaman aslında diyorlar ki mutlaka katmer yemeden dönmeyin. Yani şimdi cuma, cumartesi, pazarı katmer bizim favorimiz. En fazla satılan ürünlerden. Her gün var mı? Her gün var. Peki sabah çıkarıyor musunuz? Sabah açtım, akşam kapanana kadar katmer standart bizde bulunuyor. Sürekli var değil mi? Ben o zaman biraz tadına da bakayım. Tabii ki. Önce katmere bakayım, soğutmadan fazla. Peki bunu çayla yiyoruz. Bunun başka bir yeme biçimi var mı? Süt. Soğuk süt. Soğuk süt değil mi? Evet. Ben bunu öyle götüreyim de kaymak falan. Bilen soğuk sütle. Çok güzel, çıtır çıtır. Afiyet olsun. Başka ne önerdiğiniz var abi? Başka önerdiğimiz burada fıstıklı baklava, özel prens var. Spencer kadayıfımız var düz. Sütlü Nuriye. Sütlü Nuriye. Genelde o kadar şey güzeldir ama bunlara göre onu tercih etmem ben sana. Öyle mi? Aynen. Seni tercihlerin var ya bunda. Bir dakika şimdi şunu bir alayım. Baksana ne güzel çıtır çıtır olmuş. Hemen dağıldı, çok taze. Çok güzelmiş. Gidiyor bak, gidiyor. Heh. Afiyet olsun. Hakikaten bu çok yıldız bir ürün. Bunu burma kadayıfı İstanbul'da bulamazsınız. Yana biraz kaymak alayım. Şöyle. Zaten ben buraya geldim mi? İlk başta bunun için geliyorum. Bunu da kaymakla beraber yiyorum. Ondan sonra yola devam ediyorum. Yücel abi teşekkür ediyoruz sana verdiğin için. Afiyet olsun. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ ol. Olarak seyyar bir tatlıcıya götüreyim sizi. Karaköy'deki bütün esnafın tanıdığı biri. Hacı Adem abi ve seyyar tatlı dükkanı. Buyurun. Abi selamlar. Aleyküm selam. Seni Karaköy'de bilmeyen esnaf yok. Herkes gelip sen tatlı yiyor. Evet. Ben de geçen gece bir rastlamıştım sana dışarıda öyle. Dedim dur bakayım ne yapıyor bu adam derken bir baktım bir sürü tatlım var ya. Kaç evet. Senedir yapıyorsun bu işi? Yani ne yapıyorsun? Biz Karaköy'de bayağı eskiyiz. Evet. Yani burada yıllardır ben bu Karaköy piyasasında tatlıcılık yapıyorum. Peki tatlıcılığa nasıl karar verdin? Tatlıcılığa benim mesleğim esas aşçıyım ben. Aşçısın.
Arabistan'a gittim geldim. Arabistan'dan gelince bir iş doğru dürüst... Orada bir... hacı mı oldu? Hacı da oldu. Orada çalıştım. Doğru dürüst bir iş bulmayınca, bulamayınca bu işe karar verdim. Peki ne gibi tatlıların var? Mesela ben şimdi bu sütlacını daha önce yedim. Sütlacın çok güzel. Bir de üstü yanmış böyle. O kadar lezzetli ki evet, hakikaten. O bak, renginden normal de belli yani. Fırın yanığıdır. Hı-hı. Yani fazla bir yanık da değil. Aşırı yanık. İnsana sağlığa zararlıdır. Ama çok güzel. Özellikle fındık da koyuyorsun. Fındık da koyuyoruz. Yani her şey organik. Her şey organik. Başka tatlıların her şey var. Organik. Senin bir de incirli tatlın varmış. İncir uyutması. Evet. Yani bunlar fırın sütlaç. Fırın sütlaç. Bunlar... Aşure. Bunlar incir uyutma. Hepsi kendi imalatım. Senin kendi imalatın. Mozaik bisküvi pastası var. Bisküvi pastası değil, mozaik pasta mı? Evet. Kıbrıs tatlısı var. Yani şuradaki listedeki olanların her şey mevcuttur yani bende. Fiyatlar da çok uygun. Evet, fiyatlar da uygun. Yapmaya çalışıyoruz. Valla hani ne güzel. Burada dar gelirli olanlar var. Alanlar var, alamayanlar var. Onun için... Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, valla tezgahın demin zar zor boşaldı hatta. Hemen herkes bir anda tatlıya böyle yığıldı. Evet, yani müşterilerim var. Allah'ıma şükürler olsun. Çok güzel, çok güzel abi. Müşterilerimiz var. Gelenlerimiz, gidenlerimiz, sevenlerimiz var. Ben o zaman bunu alayım, yiye yoluma devam edeyim. Sana da çok teşekkür ederim bu arada. Afiyet çok olsun. Sağlasın. Görüşürüz. Şifa olsun. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol abi. Hoşça kal. Güle güle. Evet, bu kez Karaköy'ü harbi harbi yedik. Çok da güzel oldu. Sonraki programlarda başka lezzet duraklarını görüşmek üzere. Hoşça kalın. Harbi yiyorum.